Roket saldırılarıyla güney sınırı tehdit edilen Türkiye bu duruma sessiz kalmadı. 72 savaş uçağı havadan, topçularsa karadan Suriye'nin kuzeyindeki terör mevzilerini vurdu. 20 Ocak 2018'de Afrin'e operasyon başladı. Bölgeye huzur ve barış getirecek olan harekata Zeytin Dalı adı verildi. Yuvalandıkları alanlar teker teker vurulan teröristler, işgal ettikleri yerlerden arkalarına bakmadan kaçtı. Mehmetçik, büyük bir dikkat ve hassasiyetle sivillere zarar vermeden ilerleyişini sürdürdü. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi Piyade Assubay Üsçavuş Musa Özalkan oldu. Şehidin vasiyeti tüm Türkiye'yi duygulandırdı. Musa Assubay, ölürsem Türkmen balaları için Tereferde adıma anaokulu, kreş veya kültür merkezi yapılmasını istiyorum, dedi. Ve Türk milletini büyük yankı yaratan o mesajın etrafında birleştirdi. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk günlerinde stratejik tepeleri bir bir ele geçiren Mehmetçik, çok geçmeden Afrin kent merkezini kuşattı. Türk askerini kent merkezinde durdurmayı planlayan teröristler, Mehmetçik'in kararlılığı karşısında çareyi kaçmakta buldu. Ve Türk askeri 18 Mart 2018'de Afrin kent merkezinde kontrolü sağladı. Afrin'de! 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 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 57 gün gibi kısa bir sürede ulaşılan zaferi, Çanakkale zaferinin 103. yıl dönümünde kamuoyuna duyurdu. Afrin şehir merkezi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 8.30 itibariyle tamamen kontrol altına alınmıştır.